Mersin Mezit'teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp benim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Hem milletimizden özür dilemelidir. Hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliğiyle terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir. İfade ettiğim gibi 26 Eylül 2022 tarihinde Mersin'de polis evine PKK, KCK militanı iki kadın terörist tarafından saldırı gerçekleşmiş. Saldırının katliama dönüşmesini engelleyen kahraman polisimiz Sedat Gezer şehit, bir kahraman polisimiz ise gazi olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, kahraman arkadaşlarımızın, çevredeki diğer polislerimizin ve orada devriye görevi icra eden bekçilerimizin müdahalesi sonucu yaralanmış, ardından yanlarında getirdikleri bombaları, patlatmaları sonucu parçalanarak etkisiz hale gelmişlerdir. Sanki PKK birçoğu sivil olan insanların kaldığı polis evimize katliama dönüşecek saldırı gerçekleştirmemiş. Sanki şehidimiz olmamış. Sanki uzun zamandır ilk kez böyle bir eylemle ilk kez karşılaşmamışız gibi bir utanmazlıkla ve bir yüzsüzlükle Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan tutuklu gazeteciler raporunu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden, anlamadan hem kendisini, hem partisini, hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek aslında büyük bir felaketin kendileri için kapısını aramaktadırlar. Patlamanın ilk andan itibaren sizler de takip etmişsinizdir. İlk tezviratlar arka arkaya geldi. Birinci tezvirat bizatihi Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından IŞİD'liler yaptı. İkinci tezvirat yine kendi kadrolarından bir kadın polis cinnet geçirdi ve etrafı tarıyor. Bunu gerçekleştirerek yapmak istedikleri amaç şuydu. PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı. Peki bu kadar mı? Hayır. Tekrar söylemek isterim. Şu anda şu listenin içerisinde 91 PKK'lı var. PKK, KCK itisaklı. Yine bu listenin içerisinde 17 MLKP'li, 9 DHKPÇ'li ve diğer terör örgütlerinden var. Ve size bir bilgi daha vereyim. 17 tanesi PKK'ların şu anda kırsalda. Yani kimde? PKK, KCK terör örgütüne mensup. Şimdi bu raporu yazanlar bir şeye daha dikkat etmeliler. Kıymetli arkadaşlar, belki takip ettiniz ama söylemem lazım. Terör örgütü yıllardan beri gazetecilik yapıyorsunuz. Birçok terörist etkisiz hale getiriyoruz, öldürüyoruz. Biz isim açıklıyoruz bazen.
Onların hiç isim açıkladığını duydunuz, teyit ettiniz mi? Ne zaman sonra yaparlar? Belki 6 ay, belki 1 yıl, belki 2 ay, belki 3 ay, belki 3 yıl. Kendi işlerine ne zaman geliyorsa o zaman yaparlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar, biz 29 Eylül, 26 Eylül ne zamandan itibaren? 26 Eylül akşam saat 22.45'ten sonra ilk açıklama 29 Eylül 2022 saat 11.18'de geldi. Kimden geldi? Terör örgütüne müzahir bir sözde basın yayın organından, orada var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı ne zaman yaptı? 29 Eylül, yani aynı gün saat 10'da. Peki ne dedi açıklamasını yaparken ve bugünkü açıklamasını yaparken? Bana bir takım yerlerden, daha sonra da devletten bilgi geldi dedi. Peki ikinci açıklama 3 Ekim 2022 saat 08.29 bu sabah. Peki bu açıklama ne? Bu açıklama ANF'de terör örgütünün, hemen onu da göstereyim, hepinizin izlediği, eğer terör örgütünün, teröristin ortaya koyduğu ifadeyi baz alacak olursa, diyor ki, ben yaşıyorum, ben ölmedim ama görevimin başındayım. Dikkat ederseniz ilk açıklamada da şurada net bir şekilde terör örgütü hepimize bunu ifade eder şekilde görevimin başındayım diyor. Görevinin başında diyor. Burada da kendisi onu teyit ediyor. Ben görevimin başındayım diyor. Aynı zamanda örgütteki bu eylemi gerçekleştirenleri kutluyorum diyor. Fedai eylemlerine devam edeceğiz diyor. Ve kıymetli arkadaşlar, oradan altını çizerek söylüyorum, bütün CHP'lilere de söylüyorum. Aslında ben gazetecilik yapıyordum diyor. Faşizan bir hükümet sayesinde dağa çıktım, terör örgütüne katıldım diyor. Bunu mutlulukla beraber ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu bir müjde şeklinde, bak ben haklı çıktım diye ifade etmektedir. Peki bu görüntü ve bu rapor neyi ifade ediyor? En büyük belge itiraftır. İtirafında diyor ki ben teröristim. Burada da Dilşah Ercan terörist olarak bulunmaktadır. Ama şunu da ifade edeyim. Bu eylemle ilişkisi olmadığını, bu eylemin içerisinde olmadığını ifade eden terör örgütüdür. Bizim elimizdeki, şu anda yargının ve soruşturma makamlarının ortaya koyacağı çalışmalar devam etmektedir. Parmak izi ve diğer, yani patlama düzeniindeki parmak izi ve diğer bulgular eylemin koordinasyonunda varlığını işaret etmektedir. İşin bir boyutu buradadır ama diğer boyutu nerededir? Demin söylediğim cehennemin dibini boylayan 4 terörist, şu anda kırsaldaki 17 terörist, artı bir de MLKP'li 18 terörist, 91 PKK-KCK, 17 MLKP, 9 DHKPC ve diğer teröristler bu raporun içerisindedir. Kılıçdaroğlu ve CHP'deki avanelerin özür dilemesi gereken milletimizdir. Görevini yapan gazetecilerdir. Ve Türk devletidir, Türk milletidir iftira attıkları. Burada ne diyor? Bunu da bir örnek olarak size söyleyeyim. Onun buluşma saatleri, onun konuşma saatleri PKK'nın konuşma saatleri.
Yani esas itibariyle ben devletten aldım derken PKK'yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallıyla karşı karşıyayız. Bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Kıymetli arkadaşlar, biz terörle mücadele ediyoruz. Şu anda dün başlattığımız Eren Abluka Sonbahar Kış birinci operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Helak oldu. Dün tespit ettikleri, takip ettikleri, biraz önce de hem oradaki komandolarımızın göğüs göğüse hem SİHA'ların ve İHA'ların vasıtasıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Ve yine kıymetli arkadaşlar, şunu ifade etmem gerekir ve söylemem gerekir. Uzun zamandan beri şehirlerde olmayan, böyle bir olayla karşılaşmadığımız bir süreçte elbette ki hemen olaya gidip olayla ilgili genel bir değerlendirme yapmak ve kamuoyuna doğru zamanda doğru bir bilgiyi erken zamanda vermek bizim temel sorumluluğumuz ve görevimizdir. Birilerinin tezviratına ve dedikodusuyla kamuoyu elbette ki meşgul edemeyiz. Ama buradaki esas terör meselesi, terör örgütünün yaptığı eylem meselesi değildir. Tutuklu gazeteciler raporunda bu kişi var mıdır, yok mudur? Şimdi soru şu. Tutuklu gazeteciler raporunda bu kişi var mıdır, yok mudur? Tutuklu gazeteciler raporunda bu kişi vardır. Peki bu kişi kendi itirafıyla beraber terör örgütüne mensup olduğunu, yani fotoğrafıyla beraber, kaleşiyle beraber ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li avanelerinin yapması gereken bir tek şey vardır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapmaları gereken milletin karşısına çıkıp özür dilemeleridir. Biz yanlış bir rapor hazırladık. Biz devleti suçladık. Bu raporda devlet töhmet altında bırakılmaktadır. Bu raporda devlet suçlu ilan edilmektedir. Yargı suçlu ilan edilmektedir. Bütün bulgular suçlu ilan edilmektedir. Çıkıp özür dilemelidirler. Ve bu özürlerini de ortaya koymalıdırlar. Onlardan bir özür bekliyoruz. Millet adına da bir özür bekliyoruz. Devlet adına da bir özür bekliyoruz. Ve sizin adınıza da bir özür bekliyoruz. Yani terör örgütü paçavrası var. Terörist başı var. Ve silah var. Hangi birinizde terörist paçavrasıyla, hangi biriniz silahla, hangi biriniz terörist başının fotoğrafıyla gazetecilik işini yerine getiriyorsunuz? Ve biraz önce söylediğim gibi aralarında bir alver, aralarında bir paslaşma var. Ve yine ifadem şu. Başsavcılık soruşturmayı sürdürüyor. En nihayetinde bütün bulgular ortaya çıkacaktır. Ama ilk önce çıkan bulgu bellidir. Dilşah Ercan teröristtir. Ve bu eylemle ilişkilidir. Bu eylemin içerisindedir, ilişkilidir. Aynı zamanda Dilşah Ercan terörist olduğunu kendisi ifade etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler teröristin ne dediğini bilmeden kendisini terörist olarak tanımladığını tam anlayamadan Kılıçdaroğlu'na ateş atmışlardır. Gerçi o ateşi de kendisi istemektedir. Burada bir bilgi daha vermek isterim. Terör örgütünün hayır eylemi o yapmadı, bu yaptı dediği iki kişiden birisiyle ilgili çok kritik bir bilgiyi de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Rüken Zelal Kot, Emel Hisen. Babasının adı Feremez. Terör örgütü diyor ki bu yaptı bu eylemi. Hatırlarsanız Amerika ile ilgili bir söz söylemiştim. Arkadaşlar Münbiç nerede? Kuzey Suriye'de. Peki daha fazla kimin kontrolünde? Amerika'nın kontrolünde. Peki kıymetli arkadaşlar,
Rüken Zelal Kod Emel Fremez Hise'nin, Emel Hise'nin şuradaki amblemini sizle biraz sonra paylaşacaklar. Milli İstihbarat Başkanlığı ile yaptığımız bir çalışmada şu fotoğrafta YPJ, yani YPG'nin kadınları, ki o da orada bir timin başında, kendilerine göre sözde bir organizasyonun başında YPG. Peki Kemal Kılıçdaroğlu PYD'yi, YPG'yi, Amerika, Avrupa PYD'yi, YPG'yi bir terör örgütü olarak görmediğini aslında defalarca ifade ettiler. Şimdi bu fotoğraf aslında yeni bir başlangıcın adımıdır. Yani Türkiye'ye Münbiç'ten paramotorla gelen ve ardından PYD'nin birçok kadrosunda bulunmuş, YPG'nin, YPJ'nin birçok kadrosunda bulunmuş bu teröristin bugüne kadar aklamaya çalıştıkları PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirdiğimiz YPG'nin azılı bir terörist olduğu ve PKK'nın kendi ifadesiyle Türkiye'de eyleme karıştığı ortaya konulmaktadır. Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var. YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri lazım bunlara. Onlara yakışan odur. İstihbaratımıza koşan Amerikan görevlisi ilk önce silah oradaki istihbarat başkan yardımcımıza hangi silahlarla yapıldı demesindeki arkasındaki neden de çok açık ve nettir. 2-2 daha 4. Bir taraftan birbirlerini aklamaya ve paslaşmaya çalışan ana muhalefet partisi ile terör örgütü, bir taraftan Suriye içerisinde YPG'yi ve PKK'yı kollamaya çalışan bir yabancı güçler topluluğu. Her biri birbiriyle ilişki içerisinde olduğu apaçık ortadadır.